Yerli ve milli teknolojilerle gücüne güç katmaya devam eden Türkiye Cumhuriyeti, hiç kimsede olmayan gizli bir silah sistemi üretti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmesi için yerli ve milli kaynaklar kullanılarak geliştirilen ve Türkiye'nin dünyada bir ilki başarmasını sağlayan müthiş ürün dünya çapında ses getirdi. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye sahada oyun değiştirici olarak gösterilen SİHA'larından sonra SİDA'larıyla da iddiasını ortaya koyuyor. Marlin SİDA, dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı oldu. Geriden gelen değil, öncü olan Türkiye mesajıyla, Türkiye'nin ve dünyanın ilk elektronik harp kabiliyetine sahip silahlı insansız deniz aracının geliştirildiğini ilan etti ve bu teknoloji tüm dünyada geniş yankı buldu. Kanadalı EurasianTimes.com gazetesi, Türkler, Bayraktar dronelardan sonra şimdi de dünyanın ilk elektronik harp kabiliyetine sahip insansız deniz aracını üretmeyi başardılar. Bundan sonraki süreçte insansız savaş uçağını da geliştirmeye çalışan Türkler, bu yolda ambargolardan hiçbir şekilde etkilenmediğini bir kez daha kanıtladı mesajını yayınladı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin geliştirdiği Marlin SİDA platformunun sahip olduğu üstün özelliklerle dünyada bir ilki gerçekleştirdiğini itiraf etmiş oldu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda Aselsan ve Sefine Tersanesi işbirliğinde yerli ve milli olarak geliştirilen Marlin silahlı insansız deniz aracı, Portekiz'de gerçekleştirilen NATO tatbikatında katıldı ve Türkiye'yi temsil ederek elektronik harp kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız deniz aracı olarak büyük ilgiyle karşılandı. Marlin SİDA'nın kıyı veya açık denizde savunma ve taarruz maksatlı deniz harbi operasyonlarında kullanılması planlanırken, üzerine güdümlü füze, hafif torpido, 12.7 mm top, elektronik taarruz, elektronik destek, sonar menzilinin genişletilmesini sağlayan sonoboy, çekili dizin sonar sistemleri gibi farklı teknolojiler, kabiliyetler ve silah sistemleri eklenebilmesiyle Marlin SİDA, Şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girip müthiş işler başarmaya hazırlanıyor. İsmini açık denizlerde çok süratli ilerleyebilen bir balık türünden alan Marlin SİDA, üstün teknolojisi ve taşıyabildiği faydalı yüklerle benzerlerinden ayrılıyor. Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda Aselsan ve Sefine Tersanesi işbirliğinde yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen Marlin SİDA'nın hızlı bir test sürecinin ardından Şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmesi için envantere kabul faaliyetlerinin başlaması hedefleniyor. Türkiye Cumhuriyeti, insansız hava aracı teknolojisini geliştirirken elde ettiği imkan, kabiliyet ve tecrübeleri şimdi de deniz kuvvetlerimizin envanterine kazandırmak için silahlı insansız deniz aracı teknolojileri üzerinde çalışmalarına devam etmekte ve bu teknolojinin en güncel ve gelişmiş versiyonlarını üreterek öncelikli olarak ordumuzun envanterine büyük bir güç sağlamak, ardından da dost ve müttefik ülkelere bunun ihracatını gerçekleştirerek ciddi manada bir dış gelir elde etmek istiyor. Bu kapsamda geliştirilen insansız deniz araçlarımızın çeşitliliği ve sayısı arttıkça Türkiye'nin insansız deniz aracı sektöründe liderliğe doğru emin adımlarla ilerlediğini net bir şekilde görüyoruz. Türkiye'nin Marlin SİDA gibi envantere girmek için hazırlık yapan bir diğer platformuysa ULAK SİDA. ULAK SİDA'nın çok daha uzun bir geliştirme sürecini geçirmesi sebebiyle Şanlı Türk Ordusu'nun envanterine Marlin SİDA'dan bile daha önce girmesi hedefleniyor. Savunma sanayiinde milli sermaye ile faaliyet gösteren Antalya merkezli Ares Tersanesi ve Ankara merkezli Meteksan Savunma tarafından öz kaynaklar kullanılarak geliştirilen ULAK silahlı insansız deniz aracı, deniz kurdu tatbikatı kapsamında füze atış testlerini gerçekleştirdi ve Antalya bölgesinde gerçekleştirilen ve Roketsan tarafından geliştirilen harp başlıklı Cirit lazer güdümlü füze sistemi atışında hedefin büyük başarıyla vurulması üzerine sistemin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmesi için hazırlıklar başladı. Yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen ve Türkiye'nin ilk insansız muharip deniz aracı olan ULAK SİDA, keşif,
gözetleme ve istihbarat, su üstü harbi, asimetrik harp, silahlı eskort ve kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği gibi görevlerin icrasında karadan mobil araçlarla ve karargah komuta merkezinden veya uçak gemisi, fırkateyn gibi yüzer platformlardan kullanılabilecek. Milli füze sistemleri üreticisi Roketsan tarafından sağlanan 4 adet Cirit ve 2 adet LUMTAS füze sistemleriyle donatılan ULAKSI da farklı operasyonel harekat ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde füze sistemlerinin yanı sıra elektronik harp, jamming yani karıştırma gibi farklı tiplerde faydalı yükler ve farklı haberleşme ve istihbarat sistemleriyle donatıldı. Bununla birlikte kendisiyle eş veya farklı yapıya sahip diğer SİDA'larla operasyon yapma, İHA, SİHA, TİHA'lar ve insanlı hava araçlarıyla müşterek harekat kabiliyetine sahip olan ULAK, sadece uzaktan kontrol edilen bir insansız deniz aracı olmanın haricinde yapay zeka ve otonom davranış özellikleriyle üstün ve çağın ilerisinde yetenekler içeriyor. İnsansız deniz araçları alanında Ares Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından başlatılan projenin ilk fazı olan ve atış testleri başarıyla tamamlanan ULAK ailesinin SİDA versiyonunun ardından istihbarat toplama, mayın avlama, denizaltı savunma harbi, yangın söndürme ve insani yardım, tahliye amaçlı insansız deniz araçlarının da üretimine başlanacak. Türkiye Cumhuriyeti, insansız deniz aracı filosunu genişletip, hızlı bir şekilde envantere kabul süreçlerini işleterek, inşallah hava kuvvetlerinde sahip olduğu insansız gücü deniz kuvvetlerine de yayacak ve bu alanda dünyada zirveyi tartışmasız bir şekilde ele geçirene kadar Türk savunma sanayi projelerine devletimizin desteği aralıksız bir şekilde sürecek ve ortaya çıkan müthiş işler sayesinde Türkiye Cumhuriyeti 22. yüzyılın yeni nesil süper güçlerinden biri olma yolunda kutlu yürüyüşüne emin adımlarla devam edecektir diyelim. Allah yapandan yaptırandan gani gani razı olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.